الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bütün hamdler, bütün övgüler, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı var eden, kullarını türlü nimetlerle rızıklandırıp, onlara türlü türlü musibetler gönderen Allah Subhanahu ve Taala'ya aittir. Salat ve selam Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği son nebi, son Resul Muhammed'e, onun tertemiz ailesine, bütün ashabına ve kıyamet gününe kadar onlara ihsan ile tabi olanlar üzerine olsun. Şu günlerde Allah subhanahu ve teala insanlar üzerine müminiyle kafiriyle büyük bir musibet gönderdi. Allah'tan afiyet dileriz. Her türlü, her türlü hastalıktan selamet dileriz. Allah subhanehu ve teala gönderdiği bu musibet sebebiyle kendisine yönelmemizi istiyor. Ve bizlere cehennem azabının hemen öncesinde geçmiş kavimlerden bazılarının başına geldiği gibi kullarından dilediğini dünya azabı ile de cezalandırabileceğini hatırlatıyor. Allah'tan afiyet dileriz. Şüphemiz yok ki bu virüsü yaratan da bu musibeti var eden de insanlardan dilediğine isabet etmesini takdir eden de Allah'tır. Peki insanlık bu musibet bu virüs karşısında ne yaptı? Bu virüsün kendilerine bulaşmaması için evlerine kapandı. Çok büyük tedbir, tedbirler aldılar. Bazıları dükkanını kapattı. Bazıları işinden oldu. Bazıları sokağa çıkmaz hale geldi. Bazıları evlerinde dahi maske ve eldiven takar oldu. Bazılarında sadece Allah subhanehu ve teala'nın bildiği türlü türlü korkular sağdı Yani kısacası insanlar nefisleriyle, işleriyle, mallarıyla, aileleriyle, ev halkı ile, dostlarıyla büyük bir musibete uğradı. Rabbimiz diyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve nebluwennakum bi şey'in min el-havs vel-cü'i ve naqsin min el-emval vel Rabbimiz okuduğum ayet-i diyor ki and olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilterek imtihan edeceğiz. Yani dünyevi bir takım musibetlerle sizi imtihan edeceğiz. Ve beş şeriz, ve beş sabirin. Ey Resulüm sabredenleri müjdele. Evet. Yüce Allah insanları bir takım musibetlerle sınayacaktır. Ve sabredenler, amellerini ıslah edenlere de müjdeler olacaktır. Peki insanlara isabet eden musibetler sadece bu gibi dünyalık musibetlerden mi ibarettir? Onlardan daha büyük, daha azim musibetler yok mudur? El cevap vardır. Musibetler iki kısım. Birincisi dünyalık musibetler. İkincisi kişinin dinine isabet eden musibetler, dini musibetler. Birincisi dünyalık musibetler, ikincisi kişinin dinine isabet eden musibetler. Bunlar da dini musibetler diyoruz. Dini musibet kişiye dini hususunda bir musibetin, bir belanın bir felaketin gelip isabet etmesidir. Dinden inhiraf etmek gibi, din hususunda şüpheye düşmek gibi, bidatlere düçar olmak gibi, tevhid ehline düşman olmak gibi, küfür ve şirk ehline muhabbet beslemek gibi, günahlarda ısrar etmek, günahları terk etmemek gibi, amelleri kötü olduğu halde onları iyi görmek gibi, Allah'a sığınırız, Allah'a itaat olan amelleri sevmemek, Allah'a isyan olan amelleri sevmek gibi, namazlardan bazılarını kaza etme kastıyla terk etmek, namazlarda gevşeklik göstermek, namazların vakitlerini zayi etmek gibi vs. diğer musibetler. Bunlar kişinin dinine isabet edebilecek musibetlerdir. Bunların tamam musibettir. Bu musibetlerden bazıları kişinin dininin, imanının eksilmesine sebep olur. Bazısı ise Allah korusun, kişinin dininin, imanının yok olmasına sebep olabilir. O halde kişinin dininde uğradığı musibet dünyasında uğradığı musibetlerden yani dünyalık musibetlerden daha büyüktür daha azimdir daha tehlikelidir. Dünyalık musibetler geçicidir, fanidir. Dünya ve üzerindekilerin fani olduğu gibi ama kişinin dininde uğrayacağı musibetin etkileri böyle olmayabilir. Bu musibetler tedavi edilmezse etkileri ahirette kalıcı olabilir. Ey kardeşim nasıl ki dünyalık musibetler için önlem alıyorsun, sana isabet edebilecek olan bu tür dini musibetler için de gerekli tedbirleri, gerekli önlemleri alman gerekir. Çünkü Müslümanların pek çoğu tarafından basit görülen, önemsenmeyen, ihtimam edilmeyen bu musibet türü, Belki de sahibinin dünyasını da ahiretini de berbat edecek. Belki de ahirette ebedi hüsrana düşenlerden olacak, ateşin asabından olacak. İşte bu yüzden diyoruz ki dinde musibet dünyalık musibetlerden daha büyüktür. Ey kardeşim dünyalık musibetleri büyük gördüğün kadar, bu gibi dini musibetleri de büyük gör. Kalbini, dilini ve azalığını bu musibetlerden muhafaza et. Bu musibetlerden bir tanesi mesela kişinin Allah'a itaat olan amelleri sevmemesi dedik. Allah muhafaza. Bu çok tehlikeli bir musibet. Evet, kalbe gelebilir. Fakat fakat derhal def edilmesi gerekir. Yoksa bu hal üzere kalındığı takdirde Allah korusun kişiyi imandan dininden edebilir. Bu tedavi edilmesi gereken çok büyük bir hastalıktır. Çok büyük bir musibettir. Bu pisliğin kalpten derhal temizlenmesi lazım. Yoksa kişinin bütün amelleri boşa gidebilir. Rabbimiz diyor ki bi بِأَنَّهُمْ كَرِهُ ma أَنْزَلَ Allahu فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Rabbimiz diyor ki bu Allah'ın indirdiklerini beğenmemeleri sebebiyledir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onların amellerinin boşa çıkma sebebi neymiş? Allah'ın indirdiği, teşhiri kıldığı şeyleri yahut onlardan bir kısmını beğenmemek, hoşlanmamakmış. Namazı, orucu, sakalı, örtünmeyi, çirkin görmek gibi mesela. Peki bu musibetin bir ilacı, bir tedavisi var mıdır? Bu musibetten korunma yolu var mıdır? Ne yaptığımız zaman bu musibetten, bu beladan kurtulabiliriz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önerdiği şu tedaviyi uygulayarak buyuruyor ki فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ yentehi. Allah'a sığınsın ve sonlandırsın. Bu büyük musibeti tedavi eden İki kelime iki tavsiye Allah'a sığınsın ve sonlandırsın bu tavsiyeyi Allah'ın Allah alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde kalp hastalıklarını ve onların tedavisini en iyi bilen şüphesiz ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem sana iki kelime söylüyor. Onun bu kulakların bu sözlerine kulak ver. Sana böyle bir böyle bir musibet isabet etti biliyorsun. Ve dinimde böylesi bir musibete saplanmak istemiyorum diyorsun. Ne yapacaksın? Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerine kulak vereceksin. Feliyestaid billahi vel Allah'a sığınsın ve sonlandırsın. Birincisi, bu musibetin kalbine şeytan tarafından ilham edildiğini, onun seni helak etmek istediğini bilecek ve şeytandan Allah'a sığınacaksın. İkincisi, kalbindeki bu hastalığa, bu musibete derhal son vereceksin. Kalbinden onu defedeceksin. Böyle yaparsan sana isabet eden bu musibet inşallah zahil olacaktır. Buna yakin et ey kardeşim. Çünkü bizleri buna irşad eden Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sözlerini verdiği haberleri tasdik etmek de zaten bunu gerektiriyor. Şunu bil ki kişinin dininde uğradığı bu ve benzeri musibetler kişinin başına gelebilecek en büyük musibetlerdir. Bunu böyle bil. Bu musibetlere karşı da tedbiri elden bırakma. Dine, ima, dine imana ihtimam etmeyen kimselerin yaptığı gibi bu musibetleri küçük görme. Bu musibetlerin sana isabet etmeyeceğinden emin olma. Gerekli önlemleri al. Rabbine dön, onun dinine dön, onun kitabına Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dön. Onun kitabını tilavet et, onu oku. Günlük kendine Kur'an'dan virt edin. Kur'an'ın manaları üzerinde tefekkür et. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden kendine bir virt edin. Günlük 3 hadis olur, 5 hadis olur, on hadis olur. Rabbim benden nasıl olur diye düşün. Nefsini hesaba çek. Gaflete düşme, uyanık ol. Allah'a dön. Günahlarından dolayı pişmanlık duy, tövbe istiğfar et. tevhidi sev, tevhid ehlini sev, şirki öğren ondan sakın, şirk ehline buzet, onlardan uzak dur. Aynı şekilde sünneti öğren, sünnet ehlini sev, bidatin ne olduğunu, bidat ehlinin kimler olduğunu, bidatlerin neler olduğunu öğren onlardan sakın. Kısacası bütün amellerini ıslah etmeye, <laughs> kalbi kavli ve fiili bütün amellerini düzeltmeye çalış. Allah'tan kendim ve sizler için muvaffakiyet dile. Muhakkak ki o semiye işitendir, dualara icabet edendir. Subhanak Allahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk.